Ben burayı terk ediyorum. Hayır, kesinlikle hayır. Benim gözlüğüm yok, ben göremiyorum. Hayır değil, kıçım yok. Ben Amerika'da yaşıyormuşum, et yiyormuşum. Atla gel. Öyle insan mı olur, ben meleğim. Ne sıçıyorlar belli değil, ne yiyorlar belli değil. Ay aşkım özür dilerim. Bilemedim. Şimdi o kadar doğal taş var. Benim burcumun taşı ola ola kuvars. Kuvars mı? Benim de yeşim taşı diye geçiyor ya. Yani en azından biraz daha özel bir kuvars ne ya? Herkeste var zaten kuvars. Ben en bilinmeyeni isterim. Kimse de olmayan. Hayır mavi bir taştı benimki. Hatırladın mı Elif bakmıştı? Neydi? Maviydi. Böyle şeyler aklımda tutamam halde. Ben senin burcunu 10 yılda ezberleyemedim zaten. Demin Taylan'ın taşını hatırladın. Taylan'a ama hediye bakmıştım ondan. 12 yıl oldu Elif. Ama sana hiç öyle bir hediye bakmadım, özür dilerim. 12 yıl oldu, Taylan... Taşı taşı! Özür dilerim. Ben de mesela mi? Ben burayı terk ediyorum. Tamam, özür dilerim. Sen? Hayır, ben de yemem. Bakalım. Fiyatlar da burada. Tepe kekmeniz var. Tamam, onu tercih ediyorum o zaman. Sos. Evet. Glutensiz besleniyorum ama sossuz da yaşayamıyorum. Bir dakika, nasıl yani? Ben burada ızgara tavuklu sandviç yiyorum. Bu neresi sağlıksız? Bir de mayonezli sos istiyor. Şu an başım tın tık 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 at. Ben evde kendime glutensiz krak yaptım, biliyor musun? Glutensiz? Glutensiz galeta yaptım. İçini nasıl dolduruyorlar biliyorsun? Ekmek kapanmıyordu. Ha. Yine kapanmamış şey. Hayır ya, bir ülkede her şey bu kadar mı değiş? 2018'de böyleydi. Daha çok tavuk vardı sanki, bana öyle geliyor. Kaç parça var şimdi? 3-4 parça. Neyse artık ağlayarak yapacak bir şey. Duygularını öğrenebilir miyiz? Abi sinirliyim, ne duygusu? Arkadaşım. Sen nasıl ince hamurlu pizzayı gördüğümü çıldırıyorsan bundan koymuşlar. Roka, ne varsa benim için fark etmez. Yeşillik olsun yeter. Bu Türklerdeki gibi mi? Hani pilav, tavuk pilav arabası gibi. Yok, tam tavuk. Şeyde dönüyor, ateşte dönüyor böyle. Döner bizde. Yok, kokoreç. Tam tavuk. Var ya, bütün tavuk böyle ateşte döner pişiyor. Aynen, aynen. Öyle bir de döner satıyor bazıları. Bir de sosis falan öyle şeyler satılmıştı babam. Nasıl temizlemiştik. Çok kötü bir durumdaydı. Yani zaten yazın almıştık. Çok kötü kokuyordu. Temizledik, ettik falan. Kullanıyor musunuz peki? Babam vazgeçti. baba niye temizledin bize deseydin? Annem o kadar sinirlendi babamı. Ev alamayız şöyle. Ondan sonra annem şey dedi. Bana güven. O evi alındım. Yani kedi şekilde alındım. Evi aldık. Babam bir iki sene şey bak nasıl zorlanıyoruz şöyle böyle alındım. Bir ev daha buldu annem. Bunu da aldı. Babam çıldırdı. Alamayız bir ev aldık vardı. Küçük değil mi? Paparazzi Hande. Şuradan çıkacağız değil mi? Anne senin beyaz çikolata nerede? Ben çok... Arkadaşlar benimki yine hap kadar geldi. Kolpucu söylemiştim. Keşke... Bir tık daha beyaz. Gözükmüyor ya. Hayır. Bak kadına bak çikolata hemen. Görünmüyor. Ama karıştırdın mı? Karıştırmadım. Karıştırmazsan bütün çikolatayı içerim. Karıştırman lazım. Kire iç. Yok iç. Bak bütün çikolata bana gelir. Taylan'la geçen geldik. Yine karamel moka söyledik. Ne yaptın değil mi? Bunu daldırdı. Bütün karameli içti. Böyle bir model. Hande hocam yine ziftin pekini söyledin kendine. Hep ziftin pekini söylemiyor. Hep bana küçücük şey geliyor. Şunlara yine bakın. Bir de benimkine bakın yani. Ice Americano al. Büyük bardak deyince. Böyle bardak deyince. Ama cold brew böyle olur. Ama lezzetli diye düşündüm. Bence özel lezzetli. Demleme ya. Bence lezzetli. Bak şey gibi görünür, viski gibi görünür. Hadi. O sana iyi gelecek. O zaman bir şerefe yapalım mı? Kötü kadınlar. Fotoğrafını çekmem lazım biliyorsun. Kahvenin içmeden önce fotoğrafını çekmezsen gerçekten bir kahve içmeyemezsin. Dedi kahve gurmesi. Orada şey mi var, taş ocak mı var? Nedir o? Su akıyor. Görebiliyor musun? Böyle arkadaşlar yanımıza doğal şelale. Fotoğraftan ve sosyal medyada böyle aktif olmaktan uzaktasın ya. Nasıl ki? Çok iyiyiz. Çünkü üstünde o baskı yok yani. Aa şimdi fotoğraf çekmem lazım, bir paylaşmam lazım. Öyle bir şey yok. Ben baskı yok. Bir de hoşuma gidiyor. İnsanlar ne yaptığımı bilmiyorlar. Çok güzellisin değil mi? Evet evet. İyi oluyor. Bir de o dişil enerji için korunması gereken bir şey biliyor musun? Mesela sen benden daha çekicisin şu anda. Ciddi söylüyorum. Çünkü ben çok ortadayım. Çok ortada olduğum için. Abartma istersen kendi hocanı falan değil.
misin? Hande, hayır. Beni 3 kişi izlese de açık kitap gibiyim. Her şeyimi anlatıyorum. Bütün her şeyim ortada. Arkadaşlar, Elif'in arkadaşıysanız eğer zaten 5 dakika sonra her şeyini anlatmaya başlıyor ciddi. Evet ya, o da çenem kopsun öyle bir özellik. Şöyle ama. Şimdi tadımı test edeceğim. Nasıl? Yani şeyin, granül kahvenin acılığı yok. Güzel bir tadı var. Alır mıyım bir daha? Hayır. Kesinlikle hayır arkadaşlar. Üzüldüm şimdi sana. Cold brew bu kadar geliyor. Ben bunu 30 lira para verip sakın almayın, tamam mı? Gidin bunlardan alın. Benim damak zevkim böyle, acı içiyorum bak. Bir de bana bakın. Şuna. Bardağın yanına. Bir de bak yan yana. Damak zevkin mi? Gerçekten şunu içtikten sonra o yani gerçekten içilecek bir şey değil, anladın mı? Yani çok üzülmüş. Şunun tadına baksana. Çok ağzına kadar dolu, dikkat et. Elif bu şeker. Hayır kanka, çok güzel yani. Ben çok sevdim. Sabah keşke bir yumurta yemeseydin. Benim yumurtamı baksana. Gördün mü? Gördün mü beni? Bir şey söyleyeceğim. Keşke bir tane yumurta yemeseydin. Canım sabah kahvaltımı güzelce yapsaydın. Çok Elif. Hadi kapatıyorum. Elif yani kitledi şu anda. 2 saattir KPSS'yi anlatıyor. Ama merak etti. O kız nereden bilsin? Merak etti. Anlatıyorum işte. Bütün detaylarıyla anlattı. Sıkıldık ya. Tamam, hemen bitiriyorum. Başka bir yer yazmayacağım. Arkadaşlar, Elif KPSS grubunu da birbirine katmıştı. Bu benim en sevdiğim şarkı bu arada. Gitti. Babası almış, Hakkari'ye götürmüş onu. Güzel bir yer arkadaşlar. Babası demiş ki, ben seni burada bırakmam. Yavaş yavaş damla damla demleniyor, gördün mü? Evet. Of ya, kamerada güzel görünmüyor Hilal. En azından kamera bir denli görüyor, ben hiç göremiyorum. Şurada. Ha, evet. Şuradaymış Hilal. İstersen yaklaş, olur mu? Netler mi? Görünüyor. Ben görünüyor muyum? Evet. Arkadaşlar. Bakın burada Hilal var. Benim gözlüğüm yok, ben göremiyorum. iPhone kamerası çok kötü. Yakından dediği bu kız zoom yapıp dibinden çekmiş. Sen kamerayla yakınlaştın diyorsun. E ne yapayım? Bakın diğerlerin çektiğine bak. Bu kadar mı zoom yapıyor ya? 15 bin lira para verdik buna. Elif şu an zoom'da sende. Arkadaşlar, Çanakkale'nin yeni sesi. Pazar çantasının içine ses sistemini kurmuş ve eline mikrofonu alıyor ve özgürce bir de şarkı söylüyor. Şimdi bu pazar çantası, bende gözlük yok. Abla bu mu? Evet. Arkadaşlar muazzam bir ses. Arkadaşlar muazzam bir ses. Çok tatlı. Herkese günaydın. Günaydın. Allah'ın izniyle ne kadar güzel bir gün ya. Allah'ın inayeti ve dinayetiyle ne kadar güzel bir gün. Şimdi Hande'nin yıllık saçlarını örüp spora gideceğiz. Sensin. Sonra pazara gideceğiz. Sonra da güzel bir akşam yemeği hazırlayacağız. Akşama da diyorum ki chill bir day olsun. Ha ne dersin canım benim? Evet. Kendimizi parçaladığımız için günlerdir. Evet evet evet. Buna çok ihtiyacım var. Chill abi. Bir day'e mi? Evet. Yorgunum. Üçlü mü öreyim, dört tane mi öreyim? Ama ben böyle tanelerinin büyüklüğünü büyük büyük böyle iri iri istiyorum. Ha, okey anladım, ver. Sen biraz yorulacaksın ama umurumda mı? Değil. Elif. Ne oldu? Elif, çizdin, beynimi çizdin. O kadar rahat ki. Allah herkese örgü makinesi versin. Yazın çok iyi oluyor değil mi? Evet. Elif saçların çağlı şeker sarısı gibi olmuş. Nasıl ya? Yani bir tık daha koymuş hocam. Saçımızı beyaza kadar açtığımız video var. Ben gelecek gelecek dedim. Çok günceli, çok kaybettiğim için o videoyu çekmedim. Şu anda bile hala biz güncelde değiliz. Temmuz ayının ortalarındayız. Şeyi yakalamak istiyorum. Her gün vlog çekersem böyle olur işte. Günceli yakalamak istiyorum. Vallahi. Ama ne kadar çalışırsam çalışayım bir türlü günceli yakalayamadım da. O kadar çok video çekmişiz ki. Onu atmak istiyorum size ama ne zaman atayım? Ne zaman bence atayım? Bence bir videonun içinde göster. Bir futbolcu ve aşk hanımı anlatmak isterim. İçine dert olmuş. Gerçek. Biz lise 4'teyiz. Lise 4 değil mi? Evet. O zaman. Instagram'dan bir tane sporcu yazdı. Ama öyle çok çok büyük bir spor. Ve daha çocuğuz yani.
lise 4'te bir futbolcu. Ya Elif ya izlerse ileride. Ya gerçekten rezil olmak istemiyorum. Ya öyle asla çok büyük bir takım falan öyle bir şey beklemeyin. O zamanlar işte Adana Demirspor'da oynuyordu çocuk. Şimdi de fena değil, yine birincilikte bir takımda oynuyor. Ama şöyle oldu. Bu arada benim Instagram'ın şifresi var olduğum günden beri Hande'de de var. İkimizin de hesabı birbirimizin telefonunda girili. Asla girip birbirimizin bir şeylerini karıştırmayız ama evet. Konforlu oluyor. Ben onun telefonunu elime aldığım kendi hesabıma giriyorum. O benimkini aldığında kendi hesabına giriyor. Hesabım o zamandan yine Hande'nin telefonunda giriliydi. Ve mesaj gelir, ona da mesaj gelir, bana da mesaj gelir. Üstten bildirimi ikimize de gelir. Birbirimizin mesajlarını açma tenezzümünde bulunmayız. O kadar demek ki üst üste mesaj geldi ki merak etmiş. Birden şöyle bir şey oldu. Benim hesabımdan çocuğa benim atmadığım bir mesaj gitti. Kimsin lan sen? Diye. Şok oldu bizimle de. O dönemde bir de Elif bekardı. Bir apaçı mısınız Allah aşkına arkadaşlar? Yok sen çok sessizsin, yok şöylesin böylesin falan. Hayır benim sinirlerim bozuluyor. Böyle arkadaşıma biri böyle bir şey dediğinde. Mesela geçen gün plaja gittik. Benim sırtım o yüzden de yandı. Elif'le DNA'yı gözetlemekten. Etrafımdaki erkek de tamam bana da bakıyor ama onlara baktım mı ben daha da sinirlenip kriz geçiriyorum. Böyle bir insanım yani, kendimi durduramıyorum. Yine o zaman da bir şey damarım tutmuş. Sahiplenici. Ha, yine o zaman da bir damarım tutmuş. Yapmadan alıkoyamadım. İlk önce sürekli bildirim geliyor. Ama böyle sürekli böyle iltifatlar. Ben artık sinirlerim bozuldu. Sonra dedim ki ya hayatım hiç böyle bir şey yapmadım. Bir kere yapayım ne olacak acaba? İşleteyim dedim. Girdim dedim ki pardon da sen kime dedin bunları? İşte küfür ettim işte. Ama şöyle. Ama pis küfürler ettim yani. Pis küfürler mi? Ben hani çocukla normal mesajlaşıyorum. Çok normal. Arada çocuk da çok kibar bir çocuk. Öyle affedersin. Şerefsizlik mesajları atıyordu. Çok güzelsin. İşte araya böyle iltifatlar sıkıştırıyor falan. Sonra ben Elif şey gibi oldum. Hani ben sanki Elif'in belalı sevgilisiymişim gibi bir tiyatro çevirmeye başladım. Evet. Ya ben Elif'in sevgilisiymişim. Eski sevgilisi. Elif'in Instagram'ına ben de giriş yapıyormuşum. Belalı bir sevgili olduğum için de herkese Elif'e kim yazarsa hem Elif yazanlara küfrediyorum hem de Elif'e şiddet falan uyguluyorum. Beni böyle psikolojik olarak. Elif'e derdi dedim ki sakın bozma. Elif de tamam dedi, hoşuna gitti. Çocuğu eğlenmek için harcadım. O kadar üzüldüm ki. Elif şöyle yazıyor. Ben işte bir şey yazıyorum. İşte sen benim sevgilime bunları nasıl yazarsın? Adi falan bir şeyler yazıyorum. Elif de şey yapıyor. Of ya yine mi beni buldun? Kande ama iş o kadar ileri bir boyuta götürdü ki. İnan aşağı geliyorum, seni mahvedeceğim. Lan şerefsiz çık sen de, yazma benim kız arkadaşıma. Çocuk korktu. Ben de Elif'e şey yazdım. Dedim ki Elif sen bittin, şimdi ben evin önüne geliyorum. İn aşağıya falan yazıyorum. Böyle bayağı salakça şeyler yani. Çocuk da inanmış bir de. Çocuk inanmış. Ben inanmaz diye düşünmüş de. Çocuk inanmış. Bana şeyden WhatsApp'tan da mesaj atıyor. Senin için polis çağırmamı ister misin? Ben çok huzursuz oldum. Senin için ne yapabilirim? İstersen oraya gelebilirim. Ailen yok mu? Ailene haber ver. Elif diyor ki hayır ben kimse sizin benim kimsem yok. Buna başıma mı sallasam? Ve bak bu olay oldu mesela. Çocuk bana neredeyse bir yıl sonra tekrar mesaj attı. Lan aklına nereden geldi? Biz unuttuk sildik tamam. Bir yıl sonra bana tekrar yazmış. Ya biz böyle bir şey yaşamıştık. Ben seni o gece çok merak ettim. Aklıma takıldı. Senin başına ne geldi? Sen ne yaptın diye. Ne kadar şerefli bir çocuk. Şerefsiz baktım evlenmiş. Senin Allah belanı vermesin. Aa evlenmiş mi? Evet. Teri görüyor musun o? Elif nerede? Bir dakika kans bu ne? Tere bakar mısın? Şaka mı bu? Elif cidden hayatımda ben olsun. Best model gibi sevgilim var benim sayemde. Ay, teşekkür ederim. Canım var. Bizi rezil ettin ama sağ ol. Ama yani çok ergen. Kadına şiddeti bu şekilde kullanmamız, eğlenmek için kullanmamız hiç hoş olmamış. Hayır ama ben büyüyünce anladım yani evet, çocukken anlamıyordum. Ama korksun diye bir daha yazmasın diye ya. Kanka derdin neydi çocuklar? Ne ama öyle şeyler yazamaz. Seksisi falan yazamaz. Çocuğun yazdığı tek şey neydi biliyor musun? Çok seksi görünüyorsun. Biz lise 4'e gidiyoruz. Reşittik. Evet lise 4'e gidiyoruz. 18 yaşındaydım. Diyemez. Benim arkadaşlarıma kimse böyle şeyler diyemez. Ben maçoyumdurmuş. Neyse. Ben hayatıma benim çok eşten daha iyi. Evet. Benim erkeğim daha güzel. Bakın şimdi. Nerede lan terim? Nerede lan benim tanım? Burada işte. Bunun adı evrene düşen ilk emek tanesi. Spor yaparken en çok Ege Fitness'i izliyorum. Düşmeden çek şunu. Evet gördünüz mü? Neyi? Hadi kızım düş şimdi. Gördünüz mü bu benim? Bu benim işte. Emeğim.
kan ve ter gibi kokuyor. Kendimi yarım saat kardiyo yaptıktan sonra Spartaküs'teki gladyatörler gibi hissediyorum. Çünkü neden hissetmeyeyim? Yarım saat benim emeğim kardeşim. Hissedebilirim yani. Kimseyi ilgilendirmez. Ben burada siz evde televizyon karşısında kıçınızı büyütürken koşuyorum. Eliptik yapıyorum. Bilmiyorum yani. Bu benim hakkım. Şu an şişman birisiyim. Evet. Yağ oranım yüksek mi? Evet. Benim hayallerimdeki görsel mi? Hayır değil. Kıçım yok. Bu nasıl bir kıç? Olmayan bir şey göstertemem. Ama sana yalan söylemeyeyim. Karnın çok yok. Karın karın. Ama iyi yine. Düz inadına karnın. Yandan dur bakayım. Gym konusunda hayatta yalan söylemem. Bak spor konusunda hayatta yalan söylemem. Biraderim 10 numara vücudum var. Abartmadın mı spordaki ilk günün? Seni büyütmekten başka işe yaramadım. Sahtekar. En azından kardiyomun sonuna geldik. Spor yaparken video çekecektim ama şöyle bir durum var. Benim motivasyonum daha önemli. O yüzden EGM Fitness'i izledim. Matımızı serip yerde 2-3 hareketimiz var. Onları yaptıktan sonra eve gideceğiz. Zaman geçmiyor. Saçlarını göster kız bize. Ama geri git ya. Bakalım. Her bölümde Elif saçlarımızı örüyor. Maşallah. Nasıl arkadaşlar? Sabah bir spor yapmışım Ege Fitness eşliğinde. İzleyip motivasyon konuşması yapıyor ya, diyor ya. Çünkü salaksın. Böyle bir vücudun yok. Çünkü salaksın. Neymiş? Ben Amerika'da yaşıyormuşum, et yiyormuşum. Atla gel. Ben nasıl geldim? Toplu taşıma gördüm. Arkamı dönmeden, şikayet etmeden. Sıcak arkadaşlar. Çok sıcak. Ses çıkartıyor. Sen gene dua et Hande. Bir tane pazar çantası var yani. Bizimkini çaldılar, bu annemin. Gerçekten pazar çantamız çalındığı günden beri kendimi çok tuhaf hissediyorum. Ama şunlara bakın. Şunlara bakın. Bu neydi ya? Gidin şimdi yanaklarını yiyeceğim ya. Boş yapma beni. Hande çocukları sevmiyor. Yo, seviyorum. Ay yalancı. Ama ayrım tabii ki de yapıyorum. İğrençsin. Onlar melek. Onlar melekse ben de meleğim. Değil miyim? Değilsin. Saçlarıma bak. Bakıyorum saçlarıma. Böyle insan mı olur? Ben meleğim. Bazen şuurunu yitiriyor arkadaşlar. Pazara geldik. Çok uzun zamandır bitki almadığımız için bitkisel beslenemiyoruz. Ben zor. Hiç sanmayın ki etle de beslenmiyoruz. Et de yok. Makarna. Hayır, makarna da yemiyoruz o zamandır. Biz ne yiyoruz Elif? Kars, biz günlerdir ben glutensiz krak yaptım. Onu krem peynire bandırıp bandırıp ben domatesi doğramaya bile eriniyorum. Hard hard böyle elma ısırır gibi. Krak. Ya yani bunları gecenin bir yarısı yemesen daha iyi olur. Benim iştahım gecenin bir yarısı açılıyor. Üstüme gelme. Arkadaşlar pazardayız. Bak. Burası benim habitatım. Kendimi burada güvende hissediyorum. Pazara geldik. Savaş başladı. Şu saatten itibaren pazar bitene kadar kamerayı elim almam. O kadar açık ve netim. Pazarımızı yaptık. Evimize gidiyoruz. Çantamı bir gösterebilir misin? Benim bir kaplumbağayım. 100 lira para harcadık ama her şeyi aldık. 50 çeşit meyve. Evet. Yani pazara gelin arkadaşlar. Açık ve net. Bu akşam bize güzel bir akşam yemeği yapacağım. Sabah sporumuzu yaptık. Ama ben fenalık geçireceğim bu sıcaklarda. Gerçekten nasıl mücadele ediyor bu insanlar ben anlamıyorum. Çünkü bak gölgedeyiz. Şuraya Balrog gibi buradan asla geçemezsin. Tamam mı? Şuraya Gandalf koyuyorum. Kara ateş seni kurtarmaz odun alevi. Buradan asla geçemezsin. Balrog gibi bu burada kaldı. O tarafta aydınlık yok. Geçmek istemiyoruz. Geçmek istemiyorum. Ben hep gölgede kalmak istiyorum. Hep evde yatıp böyle serin o esen camın önünde uyumak istiyorum. Sen yarasalarla seyahat eden orklardan mısın acaba? Olabilirim. Onların saç modeline de benziyor mu saçlarım? Onlar değil miydi böyle balık sırtı? Hayır. Ama ben öyle hatırlıyorum. Onlar elfler öyle yapıyor Hande. Sen... Hayır, elflerleri salık yanlar örgülüyor. Hande senin kafa gitmiş yani, orkların affedersin bokun içinde yüzüyorlar. Saçlarını mı örecekler bak, ya? Bak ork diye onları böyle küçümseyemezsin Elif Yaman. Onların da bir kalbi var. Ne? Neden et yemiyor? Hatırlayanlar hatırlar. Neden et yemiyoruz? Şunlara bak. Bazıcıklar. Neden et yemiyoruz? Şu an düşünebildiğim tek şey buz gibi bir latte içmek. Gerçekten. Sizi latte yapım sahneleriyle baş başa. Hadi çal. Şimdi tam zamanı. Zaten amca da küsüpte bir daire. Ben buluruz ortada. Ben giderim, sonra sen yanıma gelirsin. Ama yine de bir fırsatını bulur. Hayır. Sakın çağırma beni yanına.
Işık açıldı birden. Alo sevgilim, sesim geliyor mu? Ha geliyor, ne yapayım? Badem sütlü kahve yapıyorum. Ha iyi. Senden ne haber? İyi, ne yapayım, kaçıyorum ya. Yapamayacağım. Yapamayacağım. Ne diyorsun sen? Bir daha geri dönemeyiz. Ne demek istiyorsun kim? Hareket. Özür dilerim. Harekete bak Allah aşkına. Sana güvenmekle hata etmişim. Yaptığın adama bakar mısın? Senden çok özür dilerim. Bitti mi hayatımdan? Çok biter. Ne izliyorsun? Beyaz Kraliçe. Ay bu sahne çok kötüydü. Yani cinsellikten sorsun. Şu ay parçası gibi kıza şu yapılır mı ya? Hande ile kendime güzel bir yemek pişiriyorum. Yemek şarkısı. Yemek şarkısı. Yemek şarkısı. Çok açım. Ne yapıyorsun? Annem yine milletle kavga mı ediyorsun? Sarı papatyamlı akşam yemeği. Dur bakayım. Ay muhanet suratlı. Biz uzun hani zamandır Aşk-ı Memnu izlemiyorduk. Tekrar başladık. Ben şu an bize baş başa yiyeceğimiz çok güzel. Böyle glutensiz harika bir akşam yemeği hazırladım. Elimi uzattım Elif. Ama şu her şey bozdu ama gerçekten yanıyorum. O kadar sıcak ki. Annemin evinde de yanıyorum. Soda yanıyorum. Annemin evinde de soda yok, ben anlayamadım. Niye soda yok annemin evinde? Ben sodasız yerde yaşayamam. Red Bull Fransa'da yıllarca yasaklanmış. İçindeki ketamin yüzünden. Ketamin miydi, takomin miydi, öyle bir şey. Ondan sonra mecburen 2008'de serbest bırakmak zorunda kalmışlar. Bu saçma bilgiler zihnimde neden var hiç bilmiyorum. Her an bunlarla yaşıyorum. Çok güzel olmuş. Eline koluna sağ. Şimdi bir de bunun yanında bir makarna olmaz mıydı? Geçti artık onu. Deniz'i baban nerede? Erdem gitti. Bu kamplarda, hippie kamplarında ne yaptığı belli değil. Yazık yazık. Pis değil mikrobun içinde. Gençler. Hiç. Ne sıçıyorlar belli değil, ne yiyorlar belli değil. Ama çok eğlenceli oluyor. Nilüfer Festivali'nde hatırlıyor musun? Yan sitenin havuzunun ortasına sıçmışlardı. Yani inanamıyorum.